Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlıkta, sıhhatte, afiyettesinizdir. Allah iyilik versin hepinize. Güzel bir hafta sonu. Açık ve kapalı, rüzgarlı bir hafta sonu bulunduğumuz bölgede. Kuşlarımızı saldık. 10-15 dakika oldu. Rüzgarlı. Pek rahat bırakıyoruz. Uçumu zorlamıyoruz bu havada. Evet. Bıldırcınlarımız da var. Gel. 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 Bugün çok fazla filo var arkadaşlar. Bu daha önceden Hatay'da ve Osmaniye, Adana gibi illerimizde bakılan, işte Maraş'tır falan, o taraflarda bakılan filo güvercinleri. Bugün çok fazla bulunduğumuz bölgede, Marmara bölgesinde. Ama tabii bunun sebebi nedir? Belki o göçmenlerin, süreli göçmenlerin artmasıyla bu bölgelerde de filo kuşu bakanlar arttı. Enteresan derecede filo kuşu uçuyor. Çok fazla kaçak dediğimiz, avare dediğimiz kuşlar var. Bugün belki 10 tane yakın gördüm yani. Birkaç yere de gittik. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. O bölgelerde de gördük. Filo kuşu bakanlar artmış arkadaşlar. Sizlere uçuralım. Hadi uçanları. Pişş. 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 Çok kısa. Pişş. Uçurmadım çünkü daha. Böyle kümesten açtım çıktım. Mevzu dolanıyorlardı. Uçanlar uçsun. Şöyle bir 5 dakika sizde görür. İzlemek isteyen arkadaşlar olursa izlesin diye. Sizlere paylaşıyorum. Bazı videoların altlarına yorumlar geliyormuş. Kardeşim söyledi, ben ilgilenemiyorum çünkü. Ben sadece ona video veriyorum, o paylaşıyor. Böyle baktığım zaman. İşte oyun kuşu bakıldığı zaman yanında başka ırk güvercin bakılmaz falan demiş. Biz 30 yıldır bu iş yapıyoruz. İmkanımız var, farklı kümeslerimiz mevcut. İstediğimiz ırkı yetiştirebiliyoruz. Başkası gibi boyun büküp başkasından oyun kuşu da almıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Veya sağa sola gidip başkasını yetiştirdiği kuşları uçurmuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz kuşları uçuruyoruz. Ama söylediği doğru, bir ırk yaparsanız daha güzel olur. Eğer tek ırk kuş bakarsanız, özellikle oyun kuşu, sadece ona yedirseniz, ona emek verirseniz tabi daha iyi olur. Posta bakıyorsanız posta yedirseniz daha iyi olur. Biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Bizim gibi hobi amaçlı yapmayıp bizden kuş işleyen arkadaşlarımız oldu. Veya tanımadığımız kişiler oldu. Gerek Mardin oyun kuşu, gerek posta. Biz hiç kimseye, eğer profesyonel manada yapıyorsa, kuş vermedik. Kendi yetiştirsin. Çünkü biz bu camiada 30 yıldan beri, ben kendi şahsım adıma söyleyeyim, aldatıldığımız zamanlar oldu yani. Her camiada olduğu gibi, özellikle bu camiada daha fazla, amiyane tabirle konuşmak gerekirse, çakal dediğimiz insanlar fazla. O yüzden siz olun. Güvercin bakacaksanız gerek hobi gerek profesyonel, şahsiyetine güvendiğiniz, kuş bilgisine güvendiğiniz bir büyüğünüzle birlikte veya bir arkadaşınızla birlikte bu işe başlarsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Biz hiç kimsenin aldanmasını istemeyiz arkadaşlar. Bir hobi yapacaksa, bu işe sevdaya gönül verecekse bu sevdaya, kimsenin aldanmasını istemeyiz. Bir ırk bakacaksanız, bizim imkanımız var, birkaç kumaş yapabiliyoruz, biz yetiştiriyoruz. Kimseden de kuş almadık. Ha, gittik kuşu gördük aldık, öyle hani yetiştirilmiş kuş almadık. Kanına güvendiğimiz, dostlarımız hediye etti. Kendi ırkımızı kendimiz oluşturduk, gerek oyun kuşu olsun, gerek posta olsun. Kimsenin emeğini çalmadık, Allah muhafaza etsin. Kimsenin de emeğini çalınmasını istemeyiz. Başkasının yapmış olduğu projeyi bizim projemiz demeyiz yani, öyle söyleyeyim sana, sizlere. Biz memnunuz hobimizden. Yanlışımız varsa böyle eleştiriler açız.
Ama bu mecrada birçok kanal varmış böyle. Yani biz kendi yetiştirdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Kimseye umut acirliği yapmıyoruz. Sizin stresinizi alsın diye. Sizlerle işte günlük böyle baktığımız, hobi olarak baktığımız dostlarımızı paylaşıyoruz. Bir şey anlatmak gerekirse, çok şey anlatırız bu konuyla alakalı. Sadece bu konuyla alakalı değil, hayvanlarla alakalı. Gerek statümüz, gerek eğitimimiz bunun için gayet yeterli. Hem çıraklık aşaması, hem profesyonel manada eğitimimiz bu konuda yeterli. Bilgimiz, tecrübemiz de yeterli. Çok şükür. O yüzden dediğim gibi aldanmasın kimse arkadaşlar. Bilen, bu işi hakkıyla yapan bir arkadaşınızı, bir abinizi, bir kardeşinizi alın. Bu hayvanlara gönül vermek istiyorsanız onların yardım ve desteğiyle yapın bu işleri. Kimsenin aldanmasını istemem. Çünkü öğrencilik zamanımızda, çocukluğumuzda harçlıklarımızdan biriktirip çok hayvan aldığımız vardır. Sadece güvercin değil. Aldanmayın arkadaşlar. O yüzden bilen biriyle yaparsanız daha iyi olur. Oyun kuşundan bahsedeyim. Postaları gösteriyorum ama oyun kuşu bir emektir. Postayı profesyonel olarak yapmadığımız için onun da emeği daha fazladır. Hatta güvercin hastalıklarının ilaçlarının birçoğunun bulunmasının sebebi posta güvercindir. Çünkü internasyonel bir kuş, dünya çapında bir kuş. Ama bizim takla ve oyun kuşumuz bizim kendi ırkımız, yerli ırkımız. Bu kuşların tarihine baktığımızda da bu kuşların da tarihi öyle Avrupalara işte Slav ırkına dayanmıyor. Onu da söyleyeyim. Ama oyun kuşunda emek vermek gerekir. Bir yavrunun en az 2 yılı var. İstediğiniz şekilde oyunu alabilmeniz için oyun kuşunda. Kümesyeniz ayrı olduğu takdirde istediğiniz ırk güvercinle oyun kuşu yetiştirebilirsiniz. Önemli olan kendi kanınızı oluşturmanız. İki oyun kuşunu vurursanız altından gelen yavruların hepsi oyunu gelmez. Böyle pazarlarda orada burada kuş alırsınız, ipe bağlarlar, şakır şakır takla atar. Altından yavru alırsınız, altından oyunlu kuş gelmez. Adam anlatır işte geliyor çekiyor der, bacaya havayı baş yapıyor der, vuruyor der, 30-40 metre vuruyor der. Hep hikayedir. Gidip izleyip alın arkadaşlar. Eğer bu işe para verecekseniz. Bizim derdimiz, dert de demeyelim de yani kimsenin aldanmasını istemeyiz. Çünkü öyle insanlar gördük ki, öyle kumpaslar gördük ki bu camiada bile. 10 lira etmeye kuşları meraklısına 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya kadar sattıklarını gördük. Yazıktır yani. O da bunlarla ilgilenip zevk alacak. Mutlu olacak yani kimsenin de umut tacirliği yapmanın bir alemi yok. Evet arkadaşlar, kısa bir telefon geldi. Bir görüşme yaptım. Kusura bakmayın böldüm. Fazla da uzatmak istemiyorum. Böyle biz eleştiriyi açıyoruz. Ben yorumları okumuyorum. Ben kanalla ilgilenmiyorum ama video istiyor kardeşim. Çekiyorum. İzleniyor, izlenmiyor. Onu da bilmiyorum. Ama daha önceden söylediğine göre kardeşim izleniyor ve bu işten zevk alarak izleyen arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz, orta yaşlı bizler gibi olan kardeşlerimiz, yaşı büyük olan abilerimiz varmış, ablalarımız varmış. Sadece işte bu hayvanların böyle videoda olsa izliyorlarmış. Stres atıyorlarmış. O yüzden paylaşıyorum ben. Bir memnuniyetsizliği olan varsa izlemesin arkadaşlar. Yani gereksiz yere eleştiri yapmanın bir alemi yok. Olumlu eleştiriye açığız. Ama
bu konularda bilmişlik yapacak kişiler biz değiliz yani. Bize bilmişlik yapılmasını hoş görmeyiz. Bir hatamız, bir eksiğimiz olduğu zaman olumlu yönde söylenirse, katkıda bulunursa hepsini açarız ama çok bilmişliğin bir alemi yok. Dediğim gibi bizim bilgimizle, eğitim seviyemizle, bu işteki tecrübemizle fazlasıyla yeterli. Ha, oyun kuşu niye paylaşmıyorum arkadaşlar? Oyun kuşları 2 saat, 2,5 saat rahat uçuyor. İşte onun seferini yakalamak için benim buraya bir tripod kuku koymam lazım. 1 saat, 1,5 saat kamerayı açık bırakmam lazım. Ona da vaktim yok. O gelişlerinden size işte 20 sefer, 23 sefer, kaç sefer geliyorsa kuşun geliş seferlerini çekmem lazım. Ondan sonra ondan bir video hazırlamam lazım. Buna da vaktim olmadığı için sizinle oyun kuşlarının uçumlarını paylaşamıyorum. Ancak böyle kısa kısa videolar çekiyorum, paylaşıyorum. Yoksa hem bizim burada hem de beraber kendi kanatımızı oluşturduğumuz şu evde, bakın görüyorsunuz, bizim kendi oyun kuşlarımız var. Paylaşamıyoruz. Çok uzun olduğu için. Paylaşan kanallar var. Çok güzel adamlar, emek harcıyor. Güzel. Adam oturtturmuş hattını, kanatını. Kanatta oluşturmayla alakalı da video ben atacağım, bizim yaptığımızı. İster denersiniz, ister denemezsiniz. Oyun kuşlarıyla alakalı. Kanatta nasıl oluşturulur? Nasıl işleme yapılır? İnce tüy, kalın tüy. İşte sık kuş, az taklalı kuş. İşte oyun kuşu nasıl, oyun saklar mı? Nasıldır? İşte bunlarla alakalı. İsterseniz bir video gelir. Ki zaten de anlatacağız yani. Ama kimseyle alakalı herhangi bir eleştirimiz olmaz. Kimseye bilmişlik yapma derdinde değiliz, yapmayız. Ha, biz başkalarından faydalanırız. Kimseyi de o şekilde eleştirmeyiz yani. Gereksiz eleştiride bulunmayız. Dediğim gibi kul hakkı denen bir şey var. Tanımadığınız insanlar hakkında böyle videolardan görüp de gereksiz yere yorum yapmayın arkadaşlar. Oluyormuş, ben takip etmiyorum. Bazı kendini bilmez arkadaşlar değişik yorumlar yapıyormuş. Yapmayın arkadaşlar, kul hakkı var. Çünkü ne biz sizi tanıyoruz ne sizler bizi tanıyorsunuz. Gönül ister ki herkesle kucaklaşalım, herkesle tanışalım. Herkes kimin, bizlerin nasıl insanlar olduğunu öğrensin. Bizim sizlere karşı bir hatamız, bir eksiğimiz, bir kusurumuz olursa hakkınızı helal edin ki biz buna çok dikkat ederiz. Kul hakkı sadece böyle alışverişle değil, bir kişi hakkında suizan yaparak da kul hakkının daniskası olur arkadaşlar. Biz bu konuya dikkat ediyoruz. Allah başta kendimizi ve tüm inananları kul hakkına girmekten korusun, muhafaza etsin arkadaşlar. Başınızı ağrıtmayın, videoyu uzadım. Hakkınızı helal edin. Şöyle bu bıldırıcımızı çekeyim en son size. Gel. Ya bu sevgiyle alakalı. Gel. Bakın arkadaşlar. Hani biz bunu sevgiyle yapıyoruz, bakın. Varsa da böyle hani sevgiyle yapmıyorsunuz diyenlere yazık yani. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz. Kuşlarımız başımızdan, tepemizden inmez. Böyle bir diyalogumuz var kuşlarımızla. Daha ne anlatalım yani? Bakın arkadaşlar. Bunlar için emek sarf ediyoruz. Yoksa herhangi bir kazancımız yok. Tamamen stresimizi alıyorlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.